1981-82 yılı başında, eğitim yılında azınlık okullarının sayısının 242 olduğu, daha geçen Bölge Eğitim Müdürü'nün yapmış olduğu basın toplantısında dile getirildi. Bu ne demektir? 40 yıllık zaman zarfında bizim okullarımızın 242'den 103'e, ortaokulları da sayacak olursak 105'e gerilediğinin çok açık ve net göstergesidir. Bunun çok farklı farklı sebepleri var tabii. Ama ben sadece dikkatimi çeken bir noktaya değinmek istiyorum. Yapılmış olan basın açıklamasında verilen rakamlara baktığınız zaman eğitim müdürünün pardon 1971-72 eğitim yılında azınlık okullarına giden öğrenci sayısının 15.237 olup 1961-62 eğitim yılına göre, yani 10 yıl öncesine göre yaklaşık 4.500 civarında fazla olduğunu göstermekte. Ve bu eğitim yılından itibaren sürekli olarak azınlık okullarına devam eden öğrencilerin sayısının azaldığını görüyoruz. Bunu belirtirken Bölge Eğitim Müdürü, azınlık okullarına devam eden öğrencilerin artık o yıllardan itibaren, belki onları takip eden yıllardan sonra azınlık öğrencilerinin de, azınlık velilerinin de azınlık okullarını değil de devlet okullarını tercih etmeye başladığını, dolayısıyla bu sebeple de azınlık okullarındaki öğrenci sayılarının azaldığını da dile getiriyor. Ama ben 1971 ve 72 yılından bahsederken, bakın, ben şöyle düşünüyorum ve bunu tamamen iyi niyetle düşünüyorum ama devletin iyi niyetli hareket etmediğini göz önünde bulundurarak şunu ifade etmek istiyorum. Çok net veriler çünkü. Bakın, 1971-72 eğitim yılında azınlık öğrencilerinin sayısı en yüksek noktaya vardığı bir sayı son 40 yıl içerisinde. Aynı yıl 1972 yılında 3065 sayılı, 1954 tarihli Batı Trakya'daki Türk azınlık okulları, yasanın adı budur net olarak, Batı Trakya Türk azınlık okullarının işleyişiyle ilgili yasa. Bu yasa 1972 senesinde, önemlidir bu. Biraz önce ne dedim? O senede en fazla öğrencimiz oluyor. 1972 senesinde değişikliğe uğruyor. Ne oluyor? Yasanın başlığı ve bazı maddelerindeki Türk kelimesi çıkartılıyor, azınlık kelimesi konuluyor ve ondan sonra da artık zaten sistematik olarak azınlık eğitimi baltalanmaya başlıyor. Demek ki ne olmuş burada? Çok açık ve net olarak şu olmuş. İdareciler, yönetim, azınlık eğitiminin, azınlık insanının kendi okullarına önem verdiğini net bir şekilde görmüş ve demiş ki biz bunu nasıl baltalarız? Ve baltalamaya başlamış. Ve bugüne gelmişiz. Dolayısıyla kimse kalkıp demagoji yaparak, bir takım rakamları sunarak azınlık eğitimini böyle net ifadelerle değil ama dolaylı yoldan kötüleyerek, tabiri caizse aşağılayarak insanları aldatmaya, kamuoyunu yanıltmaya kalkışmasın. Gerçekler çok net ortada. Bizim azınlık eğitimi olarak sorunlarımız var. Bir eğitim yılı daha sorunlarla başladı. Biz Encümenler Birliği yönetimi olarak bu sorunların hangisini çözebilirsek onları çözmeye çalışacağız. Ana amacımız bu ve en büyük temennimiz, görevde olacağımız süre içerisinde hiçbir azınlık okulunun kapatılmamasını sağlamak. Tabii bu tamamen bizim elimizde olan bir şey değil. Yani Encümenler Birliği'nin elinde olan bir şey değil. Bu başta okullarımızdaki encümenler ve özellikle köylerimizdeki velilerin özverili davranışları sonunda olabilecek şeyler. Biz ne zaman ki idarenin attığı adımlardan önce adım atabilecek duruma geleceğiz, bir takım şeyleri engelleyebiliriz ve azınlık eğitiminin olması gereken durumda olmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Öğretmen alımı konusu. Yani Lozan.
yönetimden nefret, istediği zaman Lozan diyor, istediği zaman Kozan diyor yani bu konuda. Lozan'ın açık ve 38. 45. maddeleri, eğitimle ilgili maddeleri açık açık bunları söylüyor zaten. Uluslararası anlaşmalar da siz de bir hukukçu olarak, yine de yani hukukçu olarak bunları çok iyi biliyorsunuz. Uluslararası anlaşmalar hiç burada üstünde yani. Alınan o kararlar, o maddeler 1970'deki yani 72'deki kararlar falan bunlar Lozan'ın üstünde midir, değil midir? Biz bu konuda azınlık olarak ne yaptık yıllardır? Yani bu yetkiler elimizden alınırken bizler ne yaptık? Birazcık iyiliği de kendimize batıralım yani. Şimdi ben... Bir hukukçu olarak sizler neler düşünüyorsunuz yani yönetimde? Bireysel olarak benim ne düşündüğüm çok fazla önemli değil bu konuda. Burada toplu olarak ve ekip olarak ne düşündüğümüz önemli. Şunu söyleyebilirim, geçmişte olmuş olan konularla ilgili artık biz bugünün yönetimi olarak pek fazla ilgilenmiyoruz. Ama ilgilenmiyoruz demek bunların üzerine gitmeyeceğiz anlamını taşımıyor. Biz, ben biraz önce kendi yaptığım açıklamada da net olarak değindim. Hiçbir şekilde uluslararası anlaşmalar bir yasa yapılırken göz ardı edilemez. Her yasanın uluslararası anlaşmalara dolayısıyla da anayasaya uygun olması gerekir. Çünkü ne der? Her ülkenin anayasası uluslararası anlaşmaların hiyerarşik bakımdan hangi mertebede bulunduğunu belirler bir defa. Yunanistan Anayasası'nın 28. maddesi de çok net bir şekilde uluslararası anlaşmaların yasaların üzerinde olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla herhangi bir yasa ile siz yapılmış olan, imzalanmış olan herhangi bir ikili anlaşmayı veya herhangi bir çok taraflı anlaşmayı bir şekilde ortadan kaldırma şansına da sahip değilsiniz, hakkına da sahip değilsiniz. Dolayısıyla burada çok net bir şekilde yapılacak çalışmalar neticesinde hangi ihlaller varsa ve bu hangi ihlallerin üzerine gidilebilecekse bizim bu dönemimizde biz bunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Daha önceki yönetim de gidiyordu. Bazı konularda yapılmış olan girişimler ve başvurular var. Mutlaka onlarla ilgili de basınımızın da bilgisi vardır. Biz öğretmen alımı özelinde eğer konuşacak olursak çok nettir yani bize göre bütün azınlık okullarında encümen heyetleri Türkçe müfredatında istediği öğretmenle istediği sözleşmeyi yapma hakkına sahip olmalıdır. Bu Lozan'da da böyledir. Yapılan ikili anlaşmalarda, kültür anlaşmasında da böyledir. Ve 1970'li yılların ortalarına kadar da bu şekilde uygulanmıştır zaten. Ama şu anda uygulanmıyor yani. Ama uygulanmıyor. Azınlık okulları kapatılması konusunda Bandikur'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mesela sağ olsun arkadaşlar Gündem Gazetesi'nde orada olmuşlar. Onlardan öğrendik. Yaptığı açıklamalarda şunları söylemişler. Yani diyorlar ki azınlık okulları açılabilir ama hiç bugüne kadar açılan azınlık okulu olmadı. Ve açılan okullar bile yani 1-2 yıl içinde yani kapanıklar, 1-2 yıl açılanlar hepsi şube olarak açıldı. Yani bu Yunanistan'ın diğer bölgelerinde kapatılan devlet okulları kapatılmadan önce de yani bizdeki 29 rakamıyla değil 2-3 çocukla da okullar çalışıyor. Azınlık okullarına geldiği zaman 9'un altından 3'ünü hemen kapatılıyor. Bunu nasıl bir güç olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani birine bir yerde Lozan, bir yerde Kozan dedik biraz önce ama burada da bir uygulama hatası var. Şimdi şöyle öncelikle şunu belirteyim. Benim kendi şahsi görüşümü yansıtıyorum. Çünkü bu konuyu yönetim kurulundaki arkadaşlarımla istişare etme fırsatını bulmadık. Açık ve net şunu söyleyeyim. Ben kendi görüşümü söylüyorum bu konuda. Bir defa bölge eğitim müdürünün azınlık eğitiminden sorumlu memurla birlikte böyle bir basın toplantısı yapma ihtiyacını hissetmesi bile aslında suçluluk duygusunun bir tesahürüdür. Kesinlikle. Aslında kendileri artık azınlığın ve bu konunun üzerine sorumlu kendilerini bu konularla ilgilenmeye adamış insanların verdiği tepkilere artık cevap veremez hale geldikleri için bir şekilde kamuoyuna kendilerini masum gösterme çabasının ötesine geçebilecek bir şey değildir. Ben size soruyorum. Ben en azından 15 seneden beri azınlık konularını yakından takip eden bir insanım. Ben
hiçbir eğitim yılı başında özellikle bu içerikli bir basın toplantısı yapıldığını hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Bu bana göre çok açık ve net bir şekilde suçluluk duygusunun bir tezahürüdür. Neden? Çıktılar, dediler ki bu böyle oldu, bu böyle oldu. Bakın bir defa kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Açık ve net bir şekilde. Biz hiçbir zaman azınlık mensupları olarak devlet okullarının da kapatılmadığını söylemedik. Bizim çok net bir iddiamız var. Siz azınlık okullarını devlet okullarıyla bir tutamazsınız ve kafanıza göre kapatamazsınız. Çünkü azınlık okullarının kuruluşu da belli, işleyişi de belli. Nasıl kapatılacağı yönünde kararı verecek olan kişiler, vermesi gereken kişiler de belli. Siz bu insanlarla diyaloğa dahi girmeden, eğer işte efendim sizin okulunuzda 7 kişi kaldı, sizin okulunuzda 5 kişi kaldı deyip okulları kapatma yoluna giderseniz tamamen hukuka aykırı davranmış olursunuz. Bizim söylediğimiz bu. Yoksa şimdi bir takım veriler var. Diyor ki işte şu kadar da devlet okulu kapandı. Evet, devlet okulu kapandı ama sen yetkilisin zaten devlet okulunu kapatmaya. Ama azınlık okulunu kapatırken benim o azınlık okulunda görevli olan encümenimin fikrini dahi almıyorsan sen burada yangından mal kaçırıyorsun demektir. Çok açık ve net.